Bugün Konya'da 4. günümüz. Sana sarı laleler aldım. Çiçek pazarından oldu değil mi efendim? Evet, evet. Bu evet. Sarı güller değil mi? Lafa daldık böyle güzel güzel anlatırken bir tane daha bitti. Geçmiş olsun, onu da koyalım oraya. Efendim, dağ çayımız da geldi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mutlu mesut etsin. Ne haşlama, ne buğulama, uvalın tuzla pişer. Gavinna efendim, Konya'nın meşhur gavinnası işte böyle oluyor. Bugün Konya'da 4. günümüz. Hadi hep beraber Konya'nın köylerini ve gizemli mağaralarını gezelim. Efendim, öğretmenler mum gibidir. Etraflarını aydınlattıkça kendileri eriyip giderler. Öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz ama biz öğretmenlerimizi değil, o eriyip giden mumları tanıtacağız. Sille'nin meşhur kokulu mumları nasıl oluyormuş? Hadi hep beraber atölyesinde öğrenelim. Efendim, şu anda mum atölyesindeyiz. Yanımda böyle devasa kazanlar var. Dışı da kerpiçle sıvanmış. Neye olduğunu birazdan ustamız anlatacak. Ve işte mumun ham maddesi, onun ne olduğunu da ustam bize şimdi anlatacak. Efendim merhabalar, önce sizi tanıyalım. Merhabalar efendim. Mustafa ismim. Baba mesleğini devam ettirmeye uğraşıyoruz. Mumun ana ham maddesi insanların bildiğinin aksine domuz yağı ya da hayvansal yağlar değil. Mumun ana ham maddesi elimde görmüş olduğunuz malzeme ismi parafin. Parafin petrol içinden çıkan katı bir yağ. Bizim elimize böyle bembeyaz halde geliyor. Biz bu bembeyaz halde gelen ürünü kazanlarımıza atıp eritiyoruz. Benim şu anda parafini kazana doğru sallıyoruz. Şu anda bunlar beyaz olanı değil mi efendim? Renksiz. Ham madde suya benziyor birazcık. Ama aslında o su değil şu anda. Biraz önce içine attığımız o beyaz kalıbın erimiş hali bu. Görünüm olarak suyu andırıyor ama donduğu zaman şu şekilde gördüğünüz gibi bembeyaz bir hal alıyor. Bunu buradan alıp renklendirme işlemi yapıyoruz. Şimdi de... Evet, şimdi efendim beyaz halini gördünüz. Sırada ise renklenmiş hali var efendim. İçine boya atıldıktan sonra bakın şu anda bunlar bittikten sonra sarı mumlar haline gelecek değil mi efendim? Donduğu zaman sapsarı bir renk alacak. Bunlar niye yanıyor? Bunlar şu anda neden yanıyor? Ürettiğimiz ürünleri günlük olarak denemesini yaparız. Yanmasında bir problem var mı? Yanıyor mu? Sağlam mı? Olmuş mu diye. Problem yapıyorsa o günlük imalatını imha edip yeniden üretiyoruz. Şu an ham maddemiz hazır. Renklenmiş hali de hazır. Buradan alacağız. Ne yapacağız bundan sonra? Kapları alacağız. Makinemizi hazırlayacağız ve makinemizle döküm yapacağız. Bunları biz belirli ölçek olması için kovalara alıyoruz. Şu anda kazandan yavaş yavaş mumlar akıyor. Buradan da kalıba mı götüreceğiz? Buradan da makinemizi alıp gideceğiz. Kalıplarımızın içine dökeceğiz. Efendim, şimdi sıvıyı aldık, makinenin içine koyduk. Bundan sonra ne olacak? Makinemizi önce dökümü hazırlayacağız. Şu an makinemizin gövdesi içindeki kalıplarda mumlar var. Bu daha önceki döküm işleminden kalan içindeki donmuş mumlar. Bunları makinenin kalıplarını boşaltmak için makinenin üst bölümünü alacağız ve kalıplarımızı boşaltacağız. Ben hemen bu işlemi yapayım. Altta da efendim ipler var. Siz çektikçe onlar da yukarı geliyor. Şimdi mumlar yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başladı. Efendim, biraz güç istiyor tabii bu makineyi döndürmek için. Az önce o sarı halini buraya dökmüştük ve ortaya işte bu güzel manzara çıktı. ...252 adet mum var burada. 252 adet. 2 adet bozduğumuz iptalimiz var. 250 tane toplamda mumumuz var. O neden bozulmuş mesela? Kalıp mı tutmamış efendim? Kalıpların içinde delinmeler oldu. O yüzden iptal ettik. Yani. İptal ettiniz onu. Şu an hem döküm işlemi yapalım hem de bir şey anlatmış olalım. Aslında makinenin üstünde görünen mumlar donmuş, bitmiş halde. Bunları niye hemen kesip almıyoruz diye soruyor insanlar. Bu üstteki mumlar
altta makinenin gövdesinde yeni oluşacak olan, donacak olan mumların ipini ortada tutmakla görevliler. Şunların bir görevi daha var. Diğer bütün halinde orada duruyor onlar. Bütün ipler kalıpların ortasında bekliyor ve biz erimiş hammaddeyi içine döktüğümüz zaman ipler ortada olarak donacak ve yanan mumlar problemsiz olarak yanacak. Dökmüş olduğumuz ham madde makinemiz seviye olarak terazide olduğu için ve şu an mumlar artık donmaya bıraktık. Kaç dakika sürecek bu? Bu işlemimiz, buradaki donma işlemi mumun büyüklüğüne göre değişiyor. Bu makinemizde 40 dakika, 45 dakika bir zaman 45 alıyor. 45 dakika sonra bu yeni mumlarda diğer üstteki mumlar gibi donacak ve siz de onları bıçakla keseceksiniz evet, herhalde. O zaman kesmiş olacağız, evet. Evet. Efendim bunlar... Donmaya dursun. Biz şimdi yine çalışanlarımızla da bir konuşalım. Onlar ne yapıyor, ne ediyor? Merhabalar, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Celalettin. Celalettin Bulut. Efendim, kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 23 yıldır bu işle uğraşıyorum. 23 yıldır bu işi? Evet, yaş kaç ustam ya? Yaş 38. He, ben... Diyecektim çok gençsiniz. Nasıl 23 yıldır bu işi? Bayağı çocukluğundan beri bu işi yapıyorsunuz. 12 yaşında falan başladım yaklaşık. Mahallede buralıyım ben normalde Sileli. Burada mahallede ya atölye olarak burası vardı. Firma sahibi işte biz delikanlılar birkaç tane arkadaşla beraber başladık. En eski eleman benim öyle söyleyeyim. Şöyle mi yaptı buradaki usta? Dediler ki ya şurada mahallede top oynayacağınıza, oyun oynayacağınıza aynen. Buraya gelin bir meslek sahibim onu dedi. Çok doğru söylediniz. Direkt öyle söyledi. Yani burada biz top oynuyor, bisiklete falan biniyorduk. Çocuklar gelin de siz bana biraz yardımcı olun falan. O şekilde başladım. Devam ediyoruz o günden bugüne. Mum artık günümüzde hediyelik eşya gibi oldu. Hem dekoratif hem kokulu. Evlerde de kullanılıyor. Hediyeleşme anlamında da değerlendiriliyor. Figürlü mumlar, hediyelik mumlar biraz daha yaz mevsiminde, ilkbahar yaz mevsiminde üretim yapıyoruz. Diğer bu makinelerde üretilen mumlar da ihtiyaç durumunda tüketiliyor. Türkiye genelinde dağıtım yapıyoruz. Peki artık şimdi her yerde elektrik var, böyle neredeyse kesinti olmuyor. Muma çok ihtiyaç dediğiniz gibi kalmadı gibi değil mi? Aşağı yukarı ihtiyaç durumundan çıktı da fantazi biraz daha. Oteller, restoranlar, kafeler falan kullanıyor. Salonlarda, düğün salonlarında falan yakılıyor. İhtiyaç durumunda da evlerde kullanıyor. İnsan artık biraz daha loş ortamda, yani mum yakıp, işini söndürüp mum yakıp eşliğiyle beraber yemek falan da yiyebiliyor. Tabii bizim ülkemizde inanç gereği yabancı ülkelerdeki gibi değil, yani Avrupa'daki gibi değil ama bizim ülkemizde de böyle fantezi olarak da kullanılıyor. Geçtiğimizde de yaşandığı bir elektrik kesintisi Türkiye genelinde o gün gibi olursa diye de hazırlık yapıyoruz bir taraftan da tabii, yoğun oluyor. Yani bir yandan da tedbirimizi elden tabii, bırakmıyoruz. Tedbir amaçla devam ediyoruz. Evet. Ustam çok teşekkürler, kolay gelsin. Evet, sağ olun. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz? Şu anda mum dondu, onun sıyrıntısını almaya çalışıyoruz. Bu sıyrıntı mı şimdi? Evet. Bu bayağı, bunu tekrar koyamıyor musunuz? Tekrar kazana açacağım, bunu eriyecek. Ha, tekrar kazana eriyecek. Bunlar böyle artık tek tek? Bunlar tek tek bu görüntüyü bozmasın diye alıyoruz yani. Kutuya konacak ya direkt. O yüzden temiz götürüyoruz. Bunlar sipariş mi? Bayağı sarı yaptınız. Sipariş. Nereye gidecek? Türkiye'de mi yoksa yurt dışı mı? Yurt içi. Yurt içinde. Hı hı. Şimdi bunu alacaksınız tekrar kazana mı? Bu tekrar kazana gidecek, eriyecek, geri buraya gelecek. O zaman kolay gelsin size ustacığım. Efendim size mumun yapılışını anlatmaya çalıştık. Dev kazanlarda erittik efendim o kalıpları. Ardından bu makinelere döktük. Makinelerde şekillerini aldılar. Donduktan sonra da işte bıçakla ustamız kesti ve mumlarımız olmuş artık. Bunları tek tek topluyoruz. Bundan sonra ne mi olacak? Efendim bundan sonra bunlar paketlenecek, barkodlanacak ve ihtiyaç sahiplerine gidecek efendim. Mumlar da bunlar. Bunlar hazır mumlar. Sırada ne mi var? Efendim sırada dekoratif mumlarımız var. Ustam merhabalar. Nasıl yapılıyor bu dekoratif mumlar? Dekoratif mumlar da daha önceden hazırlamış olduğumuz kalıbımıza yine mum içeride eritilmiş olduğu olan ham maddemizi bu kalıbın içerisinde görüldüğü üzere uygulama yapıyorum. Ham madde hazırlanmış, kokulu, renkli
Mevcut hazırladığımız kalıba, fitili falan takılı hazır kalıba da bu şekilde uygulama yapıyoruz. Kokuyu veren nedir efendim bu mumlara? Kokuyu yağ bazlı esanslar var. İthal bunlar yine. Mumun içerisinde direkt olarak karıştırıyoruz. Biz sıvı haldeyken karıştırıyoruz. Üstten uygulama değil. Dikkat ederseniz içine uyguluyoruz. Ve uzun süre muhafaza edebiliyor kokusunu. Şurada beyaz bir toz var. O benim dikkatimi çekti. Nedir o? Bu toz da stearin diye bir malzeme. Yine mumun içerisine karıştırıyoruz. O dev kazanların içerisine atıyoruz. %10 oranında karıştırıyoruz. Mumun sertleştirmesini sağlıyor. Efendim peki kaç dakika daha bekleyeceğiz böyle? Kaç saat bekliyoruz? Yaklaşık bu 2 saat, 2,5 saat hava şartına göre de değişiyor. Hava iklimine göre değişiyor. Yaklaşık 2 saat kadar bekliyor. Ama daha öncesinden hazırlamış olduğumuz birçok kalıbımız var. 2 saat kadar önce hazırlamıştık. Bu döktüğümün aynısı. Bunlar bu şekilde. İşte pratik. Geleceğimizi haber alınca biz uğraşmayalım diye hazır kalıp dökmüş ve işte ortaya şöyle şu sarı demet. Sana sarı laleler aldım. Çiçek pazarından oldu değil mi efendim? Evet, bu? Evet. Bu sarı güller değil mi? Biz sarı çalışıyorduk. Söyledik geldi. Efendim işte o sarı laleler. Harika kokuyor. Efendim ne yapıyoruz bu gülü? Tolga Bey onun sevgilisi var. Bunu Tolga Bey'e verelim sarı güllerimizi. Efendim sevgilinize verirsiniz. Güle güle kullanın diyelim. Bir tane de diğer arkadaşımız için sakladık. Gerçekten harika kokuyor ama sadece sarı güller değil efendim. Yine burada görüyorsunuz farklı farklı dekoratifler var. Ve size bir sürpriz yaptık efendim. Bakın yine kalıbımız içinde ne var onu gösterelim. İşte çok da güzel bir oyuncak araba. Bunlar için de çocuklarınızı sevindirebilirsiniz değil mi efendim? Evet. Sille burada küçük bir köy, bir mahalle ama işte bu Sille'den tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye bu ustalarımız mum ihraç ediyor. Hem ihracı var hem de yurt içinde hem yurt dışında ve harika da işler çıkarıyorlar. Sizi tebrik ediyorum usta. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Efendim mum atölyesini gezdik. Sırada neler mi var? Sırada yine çok sayıda sürprizimiz var. Efendim sizlerle beraber ben de mumun nasıl yapıldığını az önce atölyede öğrendik. Sırada ne mi var efendim? Sırada bu güzel dekoratif mumlar var. Hepsi burada imal edilmiş. Neler mi var hemen bakalım efendim. Bakın Eyfel Kulesi var. Eyfel Kulesi 6 lira efendim. Burada istediğiniz o klişe hareketleri bu Eyfel Kulesi ile yapabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında kırmızı başlıklı kız var efendim. Kurt kapmadan önce bal mumu yapılmış efendim ve şu anda burada sergileniyor. Hemen yan tarafında efendim biliyorsunuz Konya Selçukluların başkenti ve Selçukluların çift başlı kartalı var efendim. O da burada mum haline getirilmiş. Biri doğuyu biri batıyı simgeliyor o kartalların. Gerçekten harika bir simge ve bitmedi efendim daha birçok böyle mumdan heykeller yapılmış. Burada yine harika bir at heykelini görüyorsunuz efendim. Tamamen mumdan. Onun da fiyatı 20 lira efendim. Gerçekten çok başarılı. Kalıptan çıkmış. Yukarıya doğru bakıyoruz efendim. Meryem Ana'nın mumdan yapılmış bir heykeli var efendim. O da şu anda yine 20 lira. Yan tarafında güzellik tanrıçası efendim. Olmazsa olmazımız Afrodit'imiz var. Bakın harika bir kalıp çıkartılmış. Güzel bir işçilik. O da 20 lira efendim. Sadece bunlarla sınırlı değil efendim. Ne mi var? Sille'deyiz efendim. Sille olunca Sille'nin hemen hemen simgelerinden biri. Aya Eleni Kilisesi efendim. Şu anda müze durumunda. Aya Eleni Kilisesi'nin de burada çok güzel bir mumu yapılmış. Yine Sille Kültür Evi'nin de harika bir biblosu yapılmış efendim. Kültür Evi burası. Enva çeşit burada mumlar var. Sevgili seyirciler, sırada Sille'nin meşhur çanak çömlek ve güveci var. Nasıl mı yapılıyor? Hadi hep beraber ustaya soralım. Müzik
Ustam kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yaşar Usta. Sille'de doğduk. Sille'de büyük. O ilkokulu bittikten sonra ustam vardı Mehmet Sarıkaya. Onun yanında çölmekçiliğe başladık. Ustam şöyle bir dükkana baktık da bu dükkanın yarısı mağara. Burası mağaraya ilave edilmiş. Yarısı mağara, yarısı da ilave edilmiş. Sonradan eskiden burada mağarada yaşantı olmuş. Cenevizliler zamanında. Sonradan buraya binayı ilave etmişler mağaraya. Efendim birazcık şeyden bahsedelim, sanatınızdan bahsedelim. Nasıl gidiyor burada? Çölmekçilik eskiden çok yaygındı. Sille'de testis ustası çoktu. Okulu bitiren erkek öğrenciler başka meslekler doğru dürüst yoktu. Ya duvarcı ustalığına giderlerdi ya çölmek atölyesine gelirler. Bu çölmekçiliği öğrenirlerdi. Ondan sonra bunu meslek olarak öğrendikten sonra çeşitli yerlere giderler, çalışırlar. Veyahut Konya'da bir atölye açarlardı. Bu mesleğini sürdürürlerdi. İşte biz de aynı böyle öğrendik zamanda. Biz ne olduğunu anlamadık size konuşurken bir anda bitti o. Ne oldu şimdi? Bu kumbara oluyor. Kumbara? Ha, kumbara. Bu şimdi bayağı bir ekonomi düzelince millet para biriktiriyor bunda. Parayı biriktiriyor. Şuradan bir para atacak yer açıyoruz buna. Şöyle bir cızayım da orayı da görün. Gidelim o zaman ustam. Efendim valla laf sözün arasında şey bitti. Ustam 2 dakikada bir kumbara yaptı. Şimdi böyle 2 dakikada olmazsa üretim yapamayız. Az bir mal çıkar. Şimdi bu 1,5-2 dakika sürmesi lazım. En fazla 1,5 dakika. Peki ben de yapabilir miyim ustam denesem? Tabii tabii. Çok kolay. Çok mu kolay? Çok kolay. O zaman ben de bir deneyeyim o zaman ustam ya. Ne yapalım beraber? Vallahi istersen elini bir çamura tut. Çok faydalı yani. Bu çamur var ya. Bak vücutuna şey yapıyorlar. Elektriği alıyor değil mi? Elektriği alıyorlar. Böyle çok cilt hastalıklarına da önleniyor. Efendim şimdi Yaşar ustamın yanına oturacağım. Ben de onunla beraber çanak çömlek bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım ortaya bir şey çıkacak mı? Ustam destek ol. Vallahi çok bir şey bilmiyorum. Yok, çok kolay. Çok kolay. Ustam kolay dediğine göre ben şimdi mikrofonu bıraktım. Kollarımı sıvayım. Ustamın yanına geçeyim. Bakalım olacak mı? Şunu da bitirelim o zaman. Diğerini beraber yapalım. Eskiden bak deminler çamur çıkarttım ben. Eskiden o çamuru elekle elerdik. Dağdan getirdik. Böyle demir tokaçlarla dövülürdü. Vura vura toz haline getirir, incelirdi. Şimdi elenirdi. Şimdi mesela makineye atıyoruz. Toz halinde un gibi makine eziyor. Bir de silindirden şu gördüğümüz kalınlıkta çıkarıyor bak. Yani şimdi... Yine lafa daldık böyle güzel güzel anlatırken bir tane daha bitti. Geçmiş olsun onu da koyalım oraya. Tamam şimdi sırada bizim yapacağımız kumbara var. Efendim sizin için deneyeceğiz bakalım. Daha önce birçok şey yaptık, kebap yaptık, yemek yaptık ama çanak çömlek yapmamıştık. Hadi bir de sizin için çanak çömlek deneyelim efendim. Seyirciler şöyle bir şeyler çıktı ortaya ama. Son çizgiyi atıyoruz efendim. Değişik bir kumbara oldu değil mi usta? Efendim gördüğünüz üzere ustamın yardımıyla birazcık daha farklı bir kumbara yapmaya çalıştık. Ustam çok teşekkürler. Elinize sağlık. Ben nerede yıkayayım ellerimi? Şurada çeşmemiz var. Çeşmemiz var. Sevgili seyirciler, Yaşar Ustam'la beraber toprağa hayat vermeye çalıştık. Onun yardımı olmasaydı inanın beceremezdik ama bir şeye benzetmeye çalıştık. Eğer Konya Sille'ye gelirseniz kesinlikle Yaşar Ustam'ı bulun. Siz ona bir şekil gösterin, o toprağa hayat versin.
Ustacığım kolay gelsin. Ne yapıyorsun şimdi usta? Tandır abi. Tandırın kendisini yapıyorsunuz değil mi? Evet. Bu ne kadar daha uzayacak? Bu mesela 108 falan gelir tabanı. Yüksekliği 75 olacak. Ağzı 52-55 olacak. Peki kimler alıyor bunu ustacığım? Abi Bahçeli evler Konya'nın aşağı yukarı 100 kilometre etrafı alır. Hemen hemen bahçesi olan bütün evler kendi... Peki ne yapıyorlar bu tandırın içinde? Ekmek yaparlar. Bazı kuzu çevirmez yani dillerine içine sararlar hani tandır kebabı yaparlar. Peki sen ekmek de satıyor musun? Satıyoruz. Tandır ekmeği mi? Evet. Peki tanesini kaça satıyorsun normalde? 1,5'a veriyorlar. Kaça? 1,5'a. Aşağı yukarı belediye ekmeklerinin 1,5 misline gelir. Bu biraz daha büyük değil mi? Daha büyük olur. Yani ağırlığı gelir. Sevgili seyirciler, daha önce tandır ekmeğini çekmiştik. Bu kez tandırın yapıldığı, ekmeğin yapıldığı o tandırı çektik. Ustam şu anda tandır yapıyor çamurdan. Çamur bittikten sonra kurumaya verecek. Değil mi ustam? Ondan sonra da satışa mı? Kendi kendine kurur. Kuruduktan sonra arkasını temiz toprakla doldurun yapar. Tüslü dillerini ağır ağır yakar. Ondan sonra ekmeği yapmaya başlar. Peki kaça satıyorsun bundan tanesini? Abi tandır ufaklı büyüklü. İşte mesela 100 liradan başlıyor. Şu kaça olur? Şu mesela 200 liraya verir. 200 lira. Evet. O zaman biz gezmeye gidelim. Ustam kolay gelsin. Hadi hayırlı işler sana. Sevgili seyirciler, şunu gördük ki Konya'nın gece ayazı fena. Biraz boğazlarımıza vurdu. Hafif hastalandık. Sesim biraz farkındaysanız değişti. Sese iyi gelen bir bitki çayı içelim dedik. Şu tarihi konağı gördük. Burası kafe olarak işletiliyor. Hadi içeriye girelim. Boğazımıza iyi gelecek. Bir şeyler bulalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Efendim valla sesimizden geliyor. Birazcık soğuğu yedik burada. Valla hoş geldiniz. 350 yıllık konakta bir güzel bir bitki çayı ısmarlayayım o zaman size. 350 yıllık mı bu konak? 350 yıllık. Müzelere ait tescillenmiş bir binadır burası. Valla içerisi de şu anda bir gezeceğiz göreceğiz ama harika görünüyor. Peki başka böyle yapılar var mı burada konaklar? Tabii burada 6 cami, 6 kilise, 2 hamam. Gayrimüslimlerle Müslümanların iç içe yaşadığı bir zamanlar, milattan önce 4000 senesine kadar dayanan bir geçmiş var. Eski bir Rum köyüydü. Klasik bir Rum köyü. Zaten bu çevrelerde Rum köyleri fazla herhalde. Ya Yörükler yaşıyor ya Rumlar var değil mi herhalde? Tabii dediğiniz gibi. Tarih böyle güzelleşti. Ne güzel işte efendim iç içe Rumuyla, Türküyle, Çerkeziyle efendim Yörüğüyle burada hep beraber yaşıyorlar. Daha fazla boğazımı ben yormayayım. Ne içeceğiz efendim? Ben size açık havayı alayım, güzel bir sedirimizi alayım. Buraya mahsus bir ada çayımız vardır. Dağ çayı dediğimiz. Onu ikram edeceğim ben size limonlu beraber. Oh, ada çayı da dağ çayı da iyi gelir diyorsun. Vallahi öyle yanına da patlamış mısır ikramımız var. Onu da vereceğiz. Buyurun. Yeme de yanında yat o zaman. Ben şöyle geçiyorum ama geçmeden önce bir gezelim mi şöyle bir konağın içini. Hayır, çok güzel görünüyor burası. Efendim şimdi gelelim artık bu güzel dağ çayına. Daha önce içmedim. Yani ada çayına benzer değil mi? Tabii biraz benziyor ama buraya mahsus. Bizim buranın bayanları topluyor, bize bırakıyor ve biz burada bunu tanıtıyoruz. Harika da bir kokusu var gerçekten. Tabii ki hemen. O zaman nasıl hazırlayacağız bir gösterelim efendim. Normal demlik usulü yapıyor. Artık şimdi teknoloji değişti. French press şöyle usulü yapıyoruz. Şöyle bu tarafa doğru koyalım. Evet. Tabii ki French press usulü yapıyoruz. Önce suyu koyuyoruz. Kaynar su, daha sonra üzerine dağ çayını koyuyoruz ki çayı yakmasın. Yoksa üzerine su çekilmez. Bunu da bırakıyoruz. 5 dakika kadar demlenme süresi var. Daha sonra içerisine yarım adet limonla beraber afiyet olsun. O zaman biz dışarıya gidip kurulalım efendim. Siz çayı getirirsiniz. Oradan da afiyetle içelim. Çok efendim, teşekkürler. Rica bekliyorum rica efendim. Çok teşekkürler. Efendim dağ çayımız da geldi. Artık yavaş yavaş demlenmiş. Şöyle. Efendim tamamen boğazım için, sesim için. Malum sesimize iyi bakmak gerekiyor. Bu güzel dağ çayından da. Oh, yudumladık gerçekten.
Harika bir tadı var. Hafif böyle sanki nane limon karışımı gibi ama o tamamen bitkinin kendi özü. Çok başarılı. İçimi de çok rahat. Mükemmel. Sevgili seyirciler, köyde gezerken böyle çok güzel bir çiftimizi gördük. Büyük ihtimal nişan herhalde. Fotoğraf çekiyorlardı, şu anda dinleniyorlar. Efendim çok mu yorulduk? Merhabalar. Merhaba, biraz. Sizi tanıyalım efendim. Harun Ünalmış. Harun Bey, ne iş yapıyoruz? Muhasebeci. Muhasebeci. Nişan fotoğraflarını mı çektiriyordunuz? Yani Konyalı olduğumuz için Konya'nın güzel yerlerini görebilmek için hem geldik, gezdik, fotoğraflarımızı çektik. Şimdi dinleniyoruz. Bir yerde çay içelim diyorsunuz artık, yorgunluk çayı. Aynen. Peki nereleri gördünüz, nerelere gittiniz fotoğraf çekmek için? Valla Akyokuş'a gittik, Hademi Park'a gittik. Ondan sonra işte buraya geldik, daha gideceğimiz yerler de vardır illaki. Hava hafif kararmak üzere ama. Yani vakit yetmiyor işte yapacak. Yetmiyor değil mi, o kadar çok olunca? Evet. Peki Konyalı o zaman Konyalısınız değil mi efendim? Tabii Konyalıyım. O zaman soruyorum efendim, neden Konya? Neden Konya? Valla burada doğduğum için Konya, güzel bir memleket olduğu için Konya, ucuz olduğu için Konya, turizm sektörü olarak açık olduğu için bir Konya. Yani her şey de Konya. Daha ne olsun diyorsunuz efendim. Hemen böyle yenge hanıma doğru uzatayım mikrofonu. Efendim merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, Züleyha ismim. İnanmış oldum artık. Olduk mu inanmış artık? Nişanımız vardı bugün, işte geziyoruz, fotoğraf çekimlerimiz falan vardı. Dış çekim gibi bir şeyler ayarladık artık. Bir şey soracağım. Kimin gönlü önce kaydı? Vallahi gönül işi çift taraflı diyelim. Ne şiş yazın ne kebap cevabı oldu. Aynen öyle, çift taraflı diyelim biz. Tek taraflı değil de çift taraflı. Efendim Allah mutlu mesut etsin. Lokman bizim şehirde. Efendim boğazımız ağrıyor. Dağ çayı içelim dedik. Ustam dedi ki dağ çayıyla olmaz, sen dağ çayını iç. Sonra gez dolaş köyleri. Buraya gel, sana buranın yöresel yemeklerini tanıtacağım dedi. Bu tarihi 350 yıllık konaktayız efendim. Sille merkezde harika bir konak efendim. Şu anda buradayız ve çok güzel bir masamız olmuş. Şimdi Konya diyeceksiniz. Efendim balığın ne işi var? Aslında Konya'nın olmazsa olmazı bu balıklarmış efendim. Hem de çok farklı bir anlamı var burasının. Burası için bu balıkların. Öncelikle merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Musa. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Musa Bey. Sağ olun. Harika bir sofra olmuş. Efendim balık görünce şimdi diyecekler ki nereden çıktı bu balık? Hayırdır bu Konya'nın balığı nedir diye. Efendim siz anlatın istiyorsunuz. Şimdi öncelikle şunu anlatayım. Bizim bu çusi, yani çiğ balık olarak adlandırılıyor. Ve sillemizde gavinna, yani kurma balık olarak geçer. Gavinna. Gavinna, evet. Bu ne haşlama, ne buğulama. Bu balık tuzla pişer. Efendim ben de ilk defa duyuyorum. Ne haşlaması var, ne kızartması var, ne buğulaması var. Tamamen balığı alıyoruz, temizliyoruz, küplere dolduruyoruz. Evet. O küplerde tuzla bekletip, ismi neydi tekrardan efendim? Gavinna. Gavinna efendim. Konya'nın meşhur gavinnası işte böyle oluyor. Birazdan tadına bakacağız. Ama yine farklı lezzetlerimiz var. Yine bakın şu sarmalardan göstermek istiyorum. Bu küçücük parmak, serçe parmağı büyüklüğündeki bu sarmalar yine Konya'ya özgü sarmalar efendim. Harika bir su böreğimiz var efendim. Kıymalı su böreği mükemmel görünüyor. Birazdan onun da tadına bakacağız. Ve efendim olmazsa olmazımız bamya çorbamız var. Buna biz yat geberlik deniriz genelde. Ne geberlik? Yat geberlik. Yat geberlik. Efendim yat geberliklere birazdan sonra gireceğiz. Eskiden böyle annelerimiz, böyle büyüklerimiz bize yat zıbar derdi. Bu da yat geberlik efendim. Yatmadan önce mi yeniyor bu? Tabii yatmadan önce. Peki neler var efendim mesela kış aylarında? Arabaşı çorbası olurdu genelde. Yat geberliğe giren. Mıhla dediğimiz yemek girer. Kurma balığımız girer. Gavinna. Bunu da öğrenmiş olduk efendim. Konya'da gece kış aylarında yatmadan önce o yenen ağır yemeklere yat geberlik deniyormuş. Efendim yiyip yatarsanız farklı farklı halüsinasyonlarda görebilirsiniz, onu da belirtelim. Şimdi bamya çorbasına gidelim efendim. Tabii ki bu bamya çorbası İç Anadolu'da özellikle Konya ve Silli'ye mahsus bir çorbamızdır. Çiçek bamyadan yapılır. Kuzu eti içerisinde mevcuttur ve soğanla birlikte
Yaklaşık 3-4 saatte yapılan bir çorbamız. Hanımlar özellikle çok sever. C ve K vitamini olduğu için lif oranı çok yüksek. Ve haliyle zayıflamak isteyen bayanların çoğu bamya yer. Tok tutar değil mi efendim? O zaman benim gibi de rejim adayı insanlar için de bamya vazgeçilmez bir yemek olabilir. Efendim içinde çok güzel etler var, kuzu eti. Ve gerçekten böyle hafif ekşimsi bir tadı var. İçerisine tabii birazcık da kuyruk yağı ve iç yağ koyuyoruz kuzunun. Kuyruk ve iç yağını da koymak zorundayız ki biraz daha tat koysun. Allah harika. Sırada balığımız var değil mi efendim? Yemeğe başlamadan önce kollarımız sıvayalım. Şimdi balık yiyeceğiz, bir de kurma balık yiyeceğiz ki kollarımız sıvalı olsun. Elimizi ayağımızı batırmayalım ve elimizi parmağımızla yemeyelim. Benimki zaten sıyrıktı efendim. Ben önce bir tadına bakayım. Gerçekten pişmiş mi şimdi hocam bu ya? Bu tuzda pişti. Tuzda pişti artık. Efendim o zaman tadına bakıyoruz. Kavinla değil mi efendim? Efendim yiyorum. Sevgili seyirciler, eğer Konya Sille'ye gelirseniz bu tarihi konağa muhakkak uğrayın. Ve eğer varsa, kalmışsa kesinlikle eski adıyla Gavinna'yı isteyin ve tadına bakın. Hafif tuzludur ama bol limon sıkarsanız mükemmel oluyor. Ve tabii ki onu yemeden önce kesinlikle bamya çorbasından için. Çünkü harika bir tadı var. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Lokman bizim şehirdenin bu haftaki durağı. İşte kolay değil dedik abi, tamam. Sille mi gidiyorsun ya?